bugün Çorumlulara dün açıklanan asgari ücretin yeterli olup olmadığını ve asgari ücreti nasıl değerlendiriyorsunuz sorularını sorduk. Şimdi hep birlikte röportajlarımıza geçiyoruz. Hilal ben. Yani bu da enflasyon karşısında eriyeceği için çok bir değerlendirmeye açık bir konu değil bence. Zamlar yine devam edecek diyorsun. Yani etmeli. Bence etmeli. Zamlar mı devam etsin? Hayır. Maaş zamları devam etmeli. Yani. Tabii ki. Ben özel sektör çalışan olarak evet. Geçinemiyoruz. Ha, doğru. Evet. Alım gücümüz çok fazla düştü. Allah yardım etsin yani hepimize. Şu ekonomik şartlarda yeterli görmüyorum. Daha da iyileştirilebilir. Zamana yayacağız ve bekleyeceğiz, bakacağız. Umarım daha iyi olur diyelim. Temennimiz iyi olması yönünde. Tabii alım gücü çok düştü. Bakacağız. Yani bunun şartlarında yani normal verilmeyebilirdi de. Yani yılda bir defaydı biliyorsunuz. Evet. Verilmeyebilirdi. Yani hükümetimiz fahiş fiyat artırımından dolayı verdi. Arazam. Yine de güzel yani. Valla çok düşük, açlığa mahcup ediyorlar insanlar. Emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz? Hayır, devlet memuru olarak emekliyim ben de. Evet. 4.300 lira maaş alıyorum. 4.300 lira mı? Evet, şimdi gelecek zam vermesiz. Yani yetersiz biliyorsunuz. Şimdi de çok yetersiz. Şimdi bir karpuzu bir insan 3 kişi 4 kişi bölüşerek alıyorsa bu memleket bitmiş demektir. Bir karpuzu 3-4 kişi bölüşerek alıyorsa bu memleket bitmiş demektir. Bunu yapanlar utansınlar. Şöyle tabii yeni gelen yani daha önceki gelen zamlara göre biraz düşük kalmıştı. Ama yani şu anda bir nebze olsa vatandaşı rahatlatmak amaçlı ara bir revize yapıldı. İnşallah yılbaşından sonra yani biraz daha düzenleme yapılacak. Daha iyi olacak inşallah. Yani günümüz şartlarında ideal bir pozisyonda şu anda. Güzel, gayet iyi yani. Ama yılbaşından sonraki zam biraz daha fazla olursa günümüz şartlarına göre yeterli olacak inşallah. Ya benim şu anda ben bir öğrenciyim, o yüzden tam bir açıklama yapamam ama benim için uygun bir ücret diye düşünüyorum. Ya. Çalışsaydım belki farklı düşünebilirdim ama çalışmadığım için şu anda. Peki bir öğrenci olarak yani yeterli buluyor musunuz %30 oranını? Pek fazla şu anda ya uygun bulamıyorum da ya piyasanın durumu da farklı şimdi. Açık bir şey de söylemek istemiyorum. Vallahi günün şartlarına göre devlet demek ki ona bir hesap yapmıştır. Yani verebileceği kadar bir de sadece alanı değil veren de düşünmek lazım. Ortamdaki insanların... Ya işverenini de mi düşünelim diyorsunuz? Düşünmek lazım. O da tabii ki. O kazanacak ki ona göre asgari ücreti verecek, belirleyecek. Bence şu an yeterli ama yine de tekrar değerlendirilmesi lazım Ocak ayında falan. Yeterli buluyorum. Bence çok iyi şu anda. Çok iyi diyorsunuz. Evet. Çünkü biz çalışırken 80 lirayla başlamıştık. O da yani asgari ücret bile değildi. Özel bir yerde çalışıyorduk, özel şirkette. Evet. Ve şu anda çok iyi. Memnunsunuz. Keşke bizim zamanımız olsaydı. Yani ilk çalıştığımızda mesela tekstil fabrikasında çalıştım ben. O zaman 80 liraydı ve 6-6.5'a kadar çalışıyordu. Şu anki arkadaşlar asgari ücrete çıkardılar ve çok iyi. Herkes memnun diyorsunuz. Memnun. Aynen. Peki. Ve de İstanbul'dan geldiler. Çoğu şeflerimiz oradan gelmişlerdi. Şu anda evleri de var, arabaları da var. Yani hükümet bir şekilde yaptığını yapacağını yapıyor gibi geliyor. Hesabını kitabını yaptı diyorsun. Ama yeterli geliyor mu? Gelmez herhalde çünkü... Günümüz şartlarındaki ekonomik durum ortada zaten. Evet yani asgari ücrete geliyorsa %25, dışarıdaki birine %75 belki %100 zam geliyor. Orada doğru. Bir sıkıntı var. Doğru. Ama hükümet de doğal olarak şimdi buradaki ekonomik dengeyi de düşünmek zorunda. Yani işverenin verebileceği de bir miktar tabii. Var ortada. Tabii. Bunu da gözetmesi İki lazım. İki tarafı da düşünmek Devlet lazım. Olarak baktığında yani yapacağını yaptı gibi olabilir. Eyvallah. Ama yeterli gelir mi? Bir alım gücüne bakınca ve insanların kirada oturduğunu düşününce, çocuk okuttuğunu düşününce asgari ücretle çalışan birinin bu paranın hani yetebileceğini düşünmüyorum. O yüzden çok yeterli değil ama işvereni de gözetmek zorunda. Evet. Daha çok yükseltseydi işsizlik de olabilir. Evet. Eksisi artısı çok. Zeynep Hanım'dan. Günümüz şartlarına göre ben normda görüyorum. Normal normda görüyorum. Normda görüyorsunuz. Hı-hı, normal görüyorum. Şu andaki şartlara az da önceki şartlara çok iyiydi. Şartlar her şey gittikçe pahalanıyor. Evet. Yani asgari ücret de pahalanırsa daha güzel geçim olur. Ama insanlara da hep verdikçe alır.
hiç şükredeni duymadım da görmedim de. Ne kadar verirsen o kadar? Ne kadar verirsem o kadar alırlar. Allah razı olsun diyen yok. Ay çok az verdi yine. Yani. Diyorlar. Şükretmiyoruz. Şükretmiyoruz. Evet. Peki. Ya şimdi neye göre yeterli? Burası var. Doğru abi. Biz 4 çocuklu bir aileyiz. Evet şimdi ona. 4 kişilik bir aileyiz. 2 çocuklu. Evde çalışan tek siz misiniz? Evet tek benim. Evet. Yani bu şimdi iyi bir şey ama bu eğer bu zamlar devam edecekse hani bunun da bir anlamı yok. Anlamı kalmayacak diyorsun. Tabii tabii. Evet. Yani bu zaten önceki gelen zamlar zaten eridi. Aynen öyle. Yani bunun çok bir değeri kalmadı. Eğer bundan sonra da zamlar gelmeyecekse hani eğer yeterli diyorsunuz. Yani eğer zamlara dur denebiliyorsa yani tabii ki. Döviz kurunun artmazsa tabii ki tabii. Benzine yakıta yani tabii zam gelmezse yani, bu fena değil diyorsunuz. Tabii ki zorunlu giderlerimiz hani zorunlu ihtiyaçlarımıza en azından o şekilde zam gelmezse yani bunları bir durdurabilirsek hani yetebilir yeterli. Yeter. Evet anladım. Peki, İdare edilebilir ediyoruz. Yani. Evet, yeterli yani. Aslında yeterli değil de. ev ekonomisine dönmemiz lazım. Esas ekonomiyi içeride çevirenler hanımefendi. Evet. Sizin değerlendirmenizi alalım. Ya ben yeterli bulmuyorum açıkçası. Evet. İdare edilemiyor. Yani şu anda hani çocukların masrafları, evin geçimleri derken. Siz beyefendi söyledi zaten 4 kişiyiz. Evet yetmiyor. Tabii. Ya bu evet. Zaten tamam hani şey belli zaten. Geçim sınırı belli zaten. 6000 küsur lira. Yani 6000 üzerinde. 6300 lira. Evet. Yani bunun yani ne diyebiliriz ki inşallah hani bu artışlar durur da hani bu şekilde bari biz de önümüze bakabiliriz. Çünkü aynen. Yani 1000 lira gelip 5 lira gidiyorsa zaten bunun bir anlamı yok. Eyvallah. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.